Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle Amazon İtalya'ya affiliate satış ortağı olmak üzere bir kayıt oluşturacağım. Bir kayıt formu açacağım. Şimdi bakacağım acaba diğer kayıt aşamalarından farkı var mı yok mu onu bir gözlemleyeceğiz. Bildiğin gibi daha önce Amazon Almanya, Amazon İngiltere ve Amazon Japonya'ya zaten affiliate hesabı açmıştık. Ki ben bunları sırasıyla kart olarak şuraya ekranın sanıyorum sağına mı geliyordu? Evet, sağ üst köşede göreceksin. Bunun yanı sıra uyarmak istediğim bir husus var videoya başlamadan önce. Arkadaşlar Almanya'yı, İngiltere'yi, Japonya'yı izlemişsen bu videoyu kesinlikle izleme. Vakit kaybı olur. Çünkü proses yine aynı çıktı. Bunun dışında bildiğin gibi Amazon banka hesabınızı ayarlamak için affiliate gelirlerinizin yatırılacağı hesabı, Payoneer hesabını ayarlayabilmek için, daha doğrusu Amazon affiliate'e Payoneer hesabınızı bağlamak için, aynı zamanda vergi formunu doldurabileceğiniz tüm bu detaylı içeriği Amazon.com üzerinde yaptığım için arkadaşlar buraya Amazon.com'un içeriğini bırakacağım. Video linkini bırakacağım arkadaşlar katlar kısmında. Hemen şurada şuracıkta olacak. Ona bir tıklayıver. Orada tüm prosesi sıfırdan izleyeceksin. Eski bir video ama proses hiç değişmediği için aynen geçerliliğini koruyor. Hiçbir fark yok. Yine de bir soru sıkıntıyla karşılaşacak olursan V8 ben formunu doldururken veya Payoneer hesabını bağlarken, ki birebir aynen gösterdim arkadaşlar, bir problem yaşayacağınızı zannetmem. Yine de videoların altına yorum olarak belirtin lütfen. Evet, öyleyse ne yapalım? Şimdi Amazon İtalya'ya gidelim de şu İtalya'da ne yapacağız, ne edeceğiz bir görelim. Evet efendim, şimdi Amazon İtalya'dayız. Bakalım Amazon İtalya'da affiliate olmak için, satış ortağı olmak için farklı bir proses takip ediyor mu Amazon? Onu beraberce bir görelim. Şimdi Amazon İtalya ana sayfası üzerinde şöyle sayfamızı kaydırıyoruz. Evet, şunu bir kabul edelim. Evet, şöyle aşağıya doğru kaydıralım. Bakalım çözebilirsek bir affiliate olalım. Şu Diventa Affiliato. Artık nasıl telaffuz ediliyor bu bilmiyorum ama. Şimdi buraya bir tıklayalım arkadaşlar. Bakalım doğru yere mi gideceğiz. Şimdi şu İtalyanca'yı bir artık geçelim. İngilizce olarak belirtelim arkadaşlar. Burada İngilizce nerede abi? İngilizce yok mu ya? Ops, yanlış yaptık. Bir saniye. Tekrar geri gidelim. Ve şurada İngilizce yok mu ya? India, Brazil, Meksika, Avustralya, United States, Singapur, Hollanda, Suudi Arabiya, Svezya, Polonya. Niye İngilizce yok abi? Tüm sitelerinde şey vardı. İngilizceyi gösteriyorlardı. Şimdi göstermiyorlar. Niye göstermiyorlar merak ettim. Neyse şuradan hemen bir Ali Cengiz oyunu yapalım. Ve başka bir dil seç diyelim. İngilizceyi seçelim. Şurada İngilizce, İngilizce olarak bir geçiyor. Yoksa şöyle, evet İngilizce diyelim. Çevir diyelim. Tamam. Şimdi anlaşacağız sanırım. Şimdi subscribe sekmesine tıklayalım ve başlayalım arkadaşlar. E-mail adresimiz veya telefon numaramız her zamanki dümenler. Şimdi şuraya bir de pasaportumuzu vesaireye girelim. Yanlış girdin diyecek. Kayıt oluştur diyecek. Oo, OTP'yi gönderdi. Dur bakalım arkadaşlar. Mesaj bir gelsin. Mesaj mı geliyor? Mail mi? Mesaj geldi. Güzel. Evet. Şu şeyi bir girelim arkadaşlar. Güvenlik kodumuzu. Daha sonra devam edelim bakalım. Evet. Şunu bir de kaldıralım. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi aynı sistem devam edecek anlaşılan. Şöyle İngilizce diyelim. Şöyle sayfayı aşağıya doğru kaydırayım ben. Evet. Ne diyor? For purposes of text law, do you declare that you are US citizen? Yok. Değilim. Amerikan vatandaşı değilim. Devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi yine bir web sitemiz istiyor. Yine aynı web sitesini ekleyelim. Geçelim arkadaşlar. Şimdi next diyelim.
Evet. Ve yine aynı proses. Bir ilk önce şuraya bir mağaza ismimizi, daha doğrusu affiliate olacağımız için bir dükkan ismi koyalım. Partner ID'mizi belirleyelim daha doğrusu. Şöyle itali yapalım. Tamamdır. Affiliate Manya Blogspot. Sonrasında neler var? What are your website or mobile apps about? Ne hakkında diyor? Hemen digital marketing diyelim. Ondan sonra bir sonraki aşamaya geçelim. Ne diyor arkadaş bizden? Which of the following topic best describe your website? Aşağıdakilerden hangisi sitenizi en doğru tanımlar? Hemen education, school reference name, manufacturer, home, business, industrial, finance, policy, government diyelim, geçelim. Çok fazla takılmaya gerek yok. Tekrarlıyorum, bu bir formalitedir. Şunu seçersem kabul olur, bunu seçersem kabul olmaz mı acaba diye düşünmeyin arkadaşlar. Clothing ile alakası yok. Ne diyelim buraya? IT, office falan de, book de, geç gitsin ya. Select the main type. What type of website or mobile app? Ne diyelim buraya arkadaşlar? Content site, içerik sitesi. Bakın blog sitesi vardı diğer kayıtlarda. Burada sanıyorum blog yok. Değil mi? Content site'de geçiniz. Content site deyiniz, geçiniz. Evet. Şimdi trafik ve karlılık, kazanç sorularına geçtik. Şimdi diyor ki web sitenize trafik yönlendirmesini nasıl yapıyorsunuz? SEO ile yapıyorum, bloglarla yapıyorum, bannerlarla yapıyorum, sosyal network bağlantılarım var. Bu kadar yeterli bence. Tamamdır. How do you use website and app to generate income? Nasıl diyor şey yapacaksınız? Amazon Affiliate diyorum, tek şeyim. Amazon Affiliate programı tek gelir kaynağım olacak diyorum. Başka? How do you usually create link? Genellikle hangi şeyleri kullanıyorsunuz? Blog editörünü kullanıyorum link oluşturmak için. Ne kadar ziyaretçiniz var diyor. 500'den az deyin, geçin. Çok da mühim değil. What's the main reason? Amazon'a katılmanızın asıl amacı ne? İçerik üretmek sistem için. Başka ne diyor? Bizi nereden duydunuz diyor. Amazon'un bizzat kendisinden duydum diyorum. Başka güvenlik kodunu istiyor. Hemen onu da belirtelim arkadaşlar. Şöyle küçük Y yapalım. 3G yapalım. 7C bir de 5. Tamamdır. Kontrolümüzü yapalım da bir daha uğraşmayalım. Tamam. Ve en sonunda şey soruyor. Anlaşmamız affiliate programı işletim anlaşmasını, sözleşmesini kabul ediyor musun diyor. Ediyoruz yani. Ne etmeyip ne yapacağız? Evet. Tamamlayalım artık sürecimizi. Evet. Tebrik ederiz. Affiliate'imiz oldunuz. Harika. Ulve Italy 21. Evet. Tamamdır bu işte. Şimdi geldik vergilendirme kısmına. Bakalım. En önemli dananın kuyruğu koptuğu yer burası arkadaşlar. Burada herhangi bir farklılık varsa bize burada isteyecek bu farklılığı. Yani vergi formunu yeniden doldurtabilir. Eğer ki farklı bir proses söz konusu ise. Bakalım. Şimdi diyorum doldur şu text bilgilerini. Başlayalım abi. Bakalım. Evet. Ha, pay me by bank transfer diyor. 25 euro. 25 euro olunca ödüyormuş arkadaşlar. Ondan sonra pay me with an Amazon Joe UK gift card. Enteresan bir şey. Biz şu an İtalya'dayız ama İngiltere üzerinden hediye kartıyla ödeme yap gibi bir seçenek var. İlginç. Bana çek aracılığıyla ödeme yap diyoruz. Arkadaşlar tabii ki çek aracılığıyla girdiğiniz zaman ödemenizi yine alıyorsunuz. Adresinize geliyor. Ama o rezilliği hiç çekmeyin. Postada kaybolma durumlarına karşı ne olur ne olmaz. Dikkatli olursun. Dikkatli olun arkadaşlar. Yani bu da söz konusu olabilir. Daha önce hiç bahsetmemiştim ama siz doğrudan banka transferi yapın ve Payoneer hesabınızı bağlayın arkadaşlar. Şimdi banka lokasyonunu soruyor. Banka lokasyonunu yine Amerika Birleşik Devletleri olarak seçiyorum. Çünkü Payoneer'deki hesabımı kullanacağım arkadaşlar. Payoneer Amerika hesabını kullanacağım. Tabii bunu doldurmak için şunu soruyor bir sonraki sorumuzda. Amerika'yı seçince banka currency, tamam, zaten Amerikan doları olacak.
Name of the bank account holder. Yani banka ismini kim tutuyor diyor. Ben tutuyorum arkadaş. Benim adıma. Account tipini soruyor. Saving verify. Saving diyelim. Verify daha önce check vardı ama. Bir saniye. Şu yanına bir enter your account tip diyor. Her neyse saving dedim. Account number. Hesap numarasını soruyor. Şimdi bunun için doğrudan yine Payoneer'e gideceğiz ve bunu bu verileri Payoneer'den alacağız arkadaşlar. Aman yanlış yere geldim. Dur. Neyi istiyordu ilk önce? Hesap numarasını istiyor. Şurası mı oluyordu? Bir saniye, banka adresi değil, routine, ABA number, hesap numarası. Sanırım şunu istiyor. Evet. Şunu da alalım. Ve Amazon'a geri dönelim. Şuraya bir yapıştıralım. Zaten otomatikman çıktı kendisi. Onaylayın diyor. Onayladık. Name of bank diyor. Onun ismini de Century Bank'tı galiba. Century Bank mıydı? Bir saniye. Bankanın ismini de bir alalım da bankanın. First Century Bank'miş. Bak yanlış yazacaktık, gördün mü? Ctrl V yapalım. Şimdi ABA numarasını soruyor. Hemen onu da halledelim. Burada ABA numaram da var. Onu da bir kopyalayayım arkadaşlar. Şöyle gelelim. Yapıştıralım. Ve olay bundan ibarettir. Evet. Artık arkadaşlar ben bunu zırt pırt doldurmaktan bıktım. Use this payment method for all EU affiliate accounts. Tüm Avrupa Birliği'ne bağlı affiliate sistemler için bu hesabı kullan diyeceğim ve geçeceğim artık arkadaşlar. Hakikaten her şeyde bunu gösteriyoruz. Ama bu sefer de bunu seçersem diğer videolardaki arkadaşlara yönlendirirken izleyen olursa belki nasıl hesabı bağlayacaklarını göremeyebilirler. Neyse şimdilik onu işaretlemeyeyim. Send diyelim. Başlayalım bakalım. Şimdi bana vergi formu doldurtturması lazım. Doldurtturacak mı? Hayır, doldurtturmuyor. Evet. Bu da şu anlama geliyor ki zaten Amazon.com'da doldurduğum V8 ben formu burada da geçerli. Zaten Amazon Amerika'daki ödeme sistemini seçtiğim için, yani Payoneer'in Amerika hesabına yatacağı için o vergi sistemini kullanacak. O yüzden de bana doldurtturmuyor zaten. Anladığım kadarıyla. Evet, proses aynı arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Şimdi Amazon İtalya'ya bir daha bir gidelim. Bakalım ne olacak. Amazon.it diyelim. Devam edelim. Var mı bir sorun, sıkıntı? Bir onu bir gözlemleyelim. Gördüğün gibi SiteStripe geldi. SiteStripe'ı görüyorsan hiçbir problem yoktur. Emin ol. Ha, bazen SiteStripe çıkmayabilir. Eğer böyle bir sorunla karşılaşacak olursan, ya cookie tamam, kabul ediyorum, tamam. Heh. Yine bu affiliate sekmesine tıklayarak arkadaşlar orada araçlar kısmından bu SiteStripe'ı aktif hale getirebilirsin. Ha, bu arada şunu da belirteyim, bu SiteStripe ben Google tarayıcısını kullanıyorum ama diğer tarayıcılarda çalışıyor mu çalışmıyor mu açıkçası denemedim. Bir arkadaşım sormuştu onu ama ben açıkçası denemedim arkadaşlar. Eğer aklınız farklı bir tarayıcı kullanıyorsanız, ben denemediğimden dolayı bu konuda yardımcı olamayabilirim size. Tek tek denemeniz gerekecektir. Evet, durum bundan ibaret. İzlediğin videoya, paylaştığın kanala abone olduğun için tekrar teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Merak etmeyin, tüm Amazon affiliate sistemlerine kayıt olacağım. Böylece kayıt aşamalarında bir farklılık var mı yok mu bunu göreceğiz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.